Merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile birlikteyiz. Bu videomuzda destek ve hareket sistemi hastalıklarını işleyeceğiz ve bu konuyu, bu üniteyi de bitirmiş olacağız. İlk hastalığımız osteoporoz, yani kemik erimesi. Şimdi kemik erimesi kimlerde görülüyor? Özellikle kadınlarda arkadaşlar çok fazla görülen bir hastalıktır. Çok doğum yapan kadınlarda daha fazla görülür. Çünkü her hamilelik anneden sürekli bir kalsiyum eksilmesine sebep olur. Eğer anne yeterince yoğurt, süt ürünleri tüketmiyorsa kalsiyum depoları zaman geçtikçe boşalır. Ve böylece de kemik erimesi ortaya çıkar arkadaşlar. İşte osteoporoz dediğimiz hastalık bu şekildedir. O zaman şöyle yazalım osteoporoz için. Kadınlarda özellikle menopoz sonrasında arkadaşlar. Özellikle menopoz sonrasında ortaya çıkan hastalıktır. Arkadaşlar bu hastalık erkeklerde çok az, nadiren görülür. Kemik yıkımının yapımından daha fazla olmasıdır. O zaman neymiş hastalığın tanımı? Kemik yıkımının yapımından daha fazla olmasıymış. Daha fazla olmasıdır. Evet, osteoporoz dediğimiz hastalık bu şekilde. Dediğim gibi erkeklerde nadir görülen bir hastalıktır. Şimdi gelelim bir sonraki hastalığımıza. Osteomalazi arkadaşlar. Bu da farklı bir hastalık osteomalazi. Osteomalazi. Peki nedir bu hastalık? Bu da D vitamini ve kalsiyum eksikliğinden ortaya çıkan bir hastalıktır. Hani birazcık osteoporoza benziyor ama osteomalazi daha çok bağlıdır bunlara. D vitamini ve kalsiyum eksikliğinden kaynaklanıyor arkadaşlar. Kemikler yumuşuyor ve kırılganlıkları artıyor. Bunda da yine sık sık doğum yapan kadınlarda oldukça fazla görülüyor osteomalazi hastalığı. O zaman şöyle yazalım. D vitamini ve kalsiyum eksikliğinden kaynaklanır dedik. Kemikler yumuşar ve kırılganlık artar. Ne dedik? Sık doğum yapan kadınlarda, bir de arkadaşlar böbrek yetmezliği olan kişilerde görülme ihtimali yüksektir. O zaman onu da yazalım isterseniz. Sık doğum yapan kadınlarda ve böbrek yetmezliği olan kişilerde görülebilir. Hatta daha sık görülür diyebiliriz. Arkadaşlar gelelim bir sonraki hastalığımıza. Bir sonraki hastalığımız raşitizm. Raşitizm hastalığı çocuklarda görülen bir hastalıktır. Bu da yine D vitamini ve kalsiyum eksikliğine bağlı hastalıktır arkadaşlar. Çocuklarda özellikle güneş ışığı çok çok önemlidir. Çünkü D vitamini güneş ışığı altında aktif hale geliyor. Böylece kemiklerde kalsiyum depolanmasını sağlıyor. Eğer ki yeterince güneş ışığı alamazsa D vitamini eksik kalır. Buna bağlı olarak kalsiyum ve fosfor eksik kalır. Ve çocuklarda kemik eğrilmesi anlamına gelen raşitizm hastalığı görülür arkadaşlar. O zaman şöyle yazalım. D vitamini eksikliğine bağlı kalsiyum ve fosfor eksikliğinden ortaya çıkar. Yeterince güneş görmeyen çocuklarda kemik eğriliği şeklinde kendini gösterir. O zaman neymiş? Raşitizm hastalığı çocuklarda görülen bir hastalıkmış. Bir sonraki hastalığımıza gelelim. Bir sonraki hastalığımız bel fıtığı.
Arkadaşlar bel fıtığı omurga kemiklerindeki disklerin, hani omurlar arasında diskler vardı ya, fibroz kıkırdaktan oluşuyordu hatta. Bu disklerin kayması sonucunda ortaya çıkan bir hastalıktır bel fıtığı. Ani yapılan hareketler, aşırı kilo, duruş bozuklukları hastalığın temel etkenidir. Yazalım o zaman bel fıtığı hastalığımızda. Ne demiştik? Omurga kemiklerinde bulunan fibroz disklerin kaymasıdır. Bunlar ne yapıyor? Aşırı ağrı oluşturuyor arkadaşlar bel fıtığında. Ani hareketler, aşırı kilo ve duruş bozuklukları sebep olur. Evet, bel fıtığı hastalığımız da bu şekilde. Gelelim bir sonraki hastalığımız arkadaşlar. Bir sonraki hastalığımız menisküs hastalığı. Menisküs. Nedir menisküs? Bizim dizimizde menisküs dediğimiz bir kapak vardır arkadaşlar. Ve diz ekleminde de bir sıvı bulunur. Bu sıvının zaman geçtikçe azalması, eklem bağlarının kopması veya yırtılması sonucunda dizlerimizin hareketi zorlaşıyor arkadaşlar veya hareketsiz kalıyor. Yani tamamen hareketsiz de kalabilir. Bu hastalığa biz menisküs hastalığı diyoruz. Özellikle dizde meydana gelen darbeye veya yanlış bir harekete bağlı olarak ortaya çıkıyor. O zaman şöyle diyelim. Diz ekleminde bulunan sıvının azalması, bağların kopması sonucu ortaya çıkar. Buna arkadaşlar, eğer eklem sıvısında bir bitme gerçekleşmişse, azalma gerçekleşmişse eklem sıvısı ekleyebiliyorlar. Ama tabii kesin bir çözüm değil. Bu bittikçe sürekli eklemeleri gerekiyor. Şöyle diyelim. Dizin hareketi azalır ya da tamamen durur. Evet, menisküs hastalığı da bu şekilde. Gelelim bir sonraki hastalığımız arkadaşlar. Skolyoz hastalığı. Bu hastalığımıza bakalım. Peki nedir skolyoz? Arkadaşlar, skolyoz omurganın göğüs veya bel bölgesinde görülen eğrilikleridir. Ve genellikle doğuştan gelen bir hastalıktır skolyoz hastalığı. Burada ilaç tedavisi ya da fizik tedaviyle birlikte düzeltilebiliyor bu hastalıkta. O zaman skolyoz için yazalım. Omurganın göğüs veya bel bölgelerinde görülen eğriliktir. Skolyoz hastalığını şöyle düşünmeyin. Bakın, bizim omurgamız böyleyse bu şekilde olma durumu kamburluk durumudur. Bu değil. Omurgamızın mesela bu şekilde diyelim ki bu omurgamızın önden görünümü. Omurganın bu şekilde yamulmasıdır arkadaşlar. Skolyoz hastalığı böyledir ve düzeltilmesi oldukça da zordur. Çok uzun süre fizik tedaviye bağlı kalması gerekiyor bu kişilerin. Evet, gelelim bir sonraki hastalıklarımıza. İşte burkulmalar, incinmeler, çıkıklar, kırıklar, bunların hepsi nedir? Yine bizim destek ve hareket sistemi rahatsızlıklarımızdır arkadaşlar. Şöyle yazalım. Burkulma, incinme, daha sonra çıkıklar ve kırıklar. Burkulma ve incinme eklemlerin zorlanması sonucunda ortaya çıkıyor arkadaşlar. Çıkıklar eklem bölgelerinden kemiklerin birbirinden ayrılması sonucunda ortaya çıkıyor. Kırıklar ise kemiği
tamamen ortasından kırılması sonucunda ortaya çıkan bir hastalıktır. Kırık oldukça zor düzeltilebilen bir hastalıktır ama diğerleri daha kolay, daha çabuk iyileşilen hastalıklardır. O zaman şöyle diyelim. Burkulma ve incinme, eklem zorlanması sonucu oluşur. Şöyle diyelim, çıkığın da tanımını yapalım. Çıkıklar, eklemdeki kemiklerin yapısının bozulması sonucu oluşur. Kırıklar ise eklem hariç herhangi bir yerinden zarar görmesidir. Oldukça arkadaşlar, kırıklar çok zor düzeltilen hastalıklarımızdır. Evet, destek ve hareket sistemi ile ilgili hastalıklarımız bu şekilde arkadaşlar. Konuyu burada bitirmiş olduk. Tabii ki bir sonraki videoda ben bununla da ilgili size soru çözümü yapacağım. Örnek sorular hazırladım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.